Faiz Bey. Dün gece ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi hepsini biliyorum. Faiz Bey bakın. Şimdi sözümü kesme, beni iyi dinle. Bu ne biliyor musun? Hı? Bu ne? Bu benim gençliğim. Alın terim. Bu Nazan'la birlikte gittiğimiz ilk filmin bileti. Biz bunun için ne kadar bekledik? Ne kadar sabrettik? Nelere katlandık sen biliyor musun? Sizin için her şey kolay tabii. Maşallah her şeyi kolayca tüketiyorsunuz. Hayır Faiz Bey, yanılıyorsunuz. Sözümü kesme. Sizin için her şey kolay ama bizim için değildi. Biz bir dakika baş başa kalabilmek için bütün bir ömrü yaktık. Ne yapalım Faiz Bey? Biz de sizin gibi acı mı çekelim? Böyle mi istiyorsunuz? Böyle bir beklentim yok. Zaten umurunuzda olmadığımı da biliyorum. Ama sen de şunu iyi bil ki bundan sonra Neriman da benim umurumda değil. Aslı, bak kızım. Böyle sokaklarda falan dolaşayım deme. İyice dinlen yak, tamam mı? İyiyim anneciğim, merak etme. Hala iyiyim diyor ya. Aslı dinleneceksin dediysem dinleneceksin kızım. Dinleneceğim söz. Zehra geç kalmadık inşallah. Gidiyorduk vallahi Gülten. İyi yolculuklar diyelim dedik Zehra anne. Güle güle gidin, güle güle gelin. Sağ olasın. Ne saatte nerede kaldı? Düğün telaşından, yorgunluktan uyuyakalmışlardır. Ne yorgun, ne telaş Allah'ın sen. Yarım saat sürdü sefası, şimdi yine cefa. Öyle deme. Düğün oldu mu oldu? Dünya evine girdiler mi girdiler? Aman maşallah. Ay yine zarar çıktı. Günaydınlar anacığım. Ay geciktik biraz ya. Olsun olsun, ne yapalım? Nasıl, rahat uyudunuz mu bari? Çok rahat ettik Zehra teyze. Ben de onlarla uyudum. Menekşe. Ne dedim ki baba? Büyüklerin sözüne girilmez güzelim. Hadi. Hadi Zehra. Dikkat edin kendinize. Tamam mı? Hadi Zehra güle güle. Halana da Allah şifa versin. Ah be oğlum, sen niye karşılık vermiyorsun evladım? Senin ellerin ağırlık mı topluyordu oğlum? Ya arkadan saldırdı o Cihan denen serseri. Yeri kırılsın. O çipil çipil gözleri çıksın inşallah ama sen dur. Dur, ben ona yapacağımı biliyorum. Anne tamam, geçti gitti, uzatma. Geçti gitti, yok öyle. Bulmuşlar benim kuzu gibi uysal oğlumu, yükleniyorlar. Yok öyle bir şey. Ya anne tamam, benim işe gitmem lazım, hadi. Ah benim saf taraz oğlum. Ama sen dur. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Sizin için her şey kolay. Ama bizim için değildi. Biz bir dakika baş başa kalabilmek için bütün bir ömrü yaktık. Efendim Nadir Bey. Mahallet, odama kadar gelebilir misin? Tamam. Hemen geliyorum. Benim bundan haberim var mı? Nedir bu? İşle alakanız yok ki. Hepiniz ayrı alemdesiniz. Baba ben... Bak kızım.
Çok büyük bir mağaza zincirinde ürünlerimizi satmak için ihaleye girdik. Ancak yerleri kısıtlı olduğu için tek bir firmaya izin verecekler. Bu da tabii ki biz olmalıyız. Kesinlikle. Bora Bey'den gelen nakit işimize yarıyor. Ancak hızla toparlanıp eski günlerimize geri dönmemiz lazım. Bu iş tamamen aklımdan çıkmış. Macide harcadığın zamanın yarısını işe harcasaydın keşke. Ne yapacağız? Korkma. Zamanımız az. Ama hala hazırlanmak için vakit var. Her şey yolunda giderse bu işi alırsak bizim için çok iyi bir prestij olacak Macide. Evet öyle. Ama başka bir şirket var dediniz. Evet başka bir şirket var. Senin çok yakından tanıdığın bir şirket. Arcoğlu Tekstil. Umarım onlara rakip olmanın senin için bir sakıncası yok. Hayır yok. Tahmin etmiştim. Bütün yetki sende Macide. Sunum için kullanacağın kreasyonu bul. Stratejiyi belirle. Bu işi al bize getir hadi Macide. Pelin Hanım. Bu işten haberiniz var mıydı Bora Bey? Neymiş o? Şu mağaza zinciri meselesi. Evet. Ama böyle önemsiz bir şeymiş gibi bahsetmezseniz iyi olur. Çünkü geç kalmışız. Bence hala vaktimiz var. Çalışır, gider, işe alırız. Neden bu kadar paniklediniz anlayamıyorum. Görmediniz herhalde. Rakibimiz var. ND Grup. Bizim yarımız kadar bile olmayan bir firma. Neden telaş yapıyorsunuz? Çünkü ellerinde ne var bilmiyoruz. Ne yapacaksın peki? Blöf yapacağım. Gidip konuşacağım. Elimiz güçlüymüş gibi davranacağım ve aradan çekinmelerini isteyeceğim. Neden böyle bir şey yapsınlar? Bilmiyorum. Ama en azından kiminle rekabet ettiğimizi görmüş oluruz. Bana ND grubun adresini bulun. Ziyaret edelim bakalım. Kimin neziymiş bu şirket? Ne diyorsun Macit? Ciddi bir iş. Ve elimizde hiçbir şey yok. Elimizde sen varsın Macit. Gerçekten senden başka kimse yok. Sıfırdan başlayıp yepyeni bir sunum hazırlayacaksın. Evet ama zaman yok. Bak eğer yapmak istemiyorsan. Hayır hayır. Onu demek istemedim. Yani? Merak etmeyin. Yapacağım, yetiştireceğim. O zaman hemen işe başla. Göster önemli Macit. Müsaadenizle. Yani Aslı gerçekten anlayamıyorum. Kim böyle durup dururken senin dükkanına saldırsın? Ay yani mahallede manyak arıyorsak elimizi sallasak bir tanesine çarpıyor zaten. Ben aslında birinden şüpheleniyorum ama. İnşallah o değildir. Yani inşallah o kadarını yapmamıştır. Yok artık. Yapar, o çakır gözlü her şeyi yapar. Fahriye hadi tamam Aslı'yı düşünmüyor. Kendi çocuğunu da mı düşünmüyor? Bir dakika, bir dakika. Kimden söz ediyorsunuz siz? Şeyden işte hala. Emre'den. Tövbe estağfurullah. Yok canım. Siz onu bilmiyorsunuz Gülter abla. Onun gözü döndüğünde her şeyi yapabilir. Öyle deme Aslı. Seni merak etti, geçmiş olsuna geldi. Gülter ablam numaradan hepsi yaptığı anlaşılmasın diye. Çay yaptım. İçeriz değil mi? Eline sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Menekşeciğim, sana da limonata yapayım mı canım?
Menekşe. Sen ne yapıyorsun orada? Babaannemin son anlarını istiyorum. Demin kobur da öldü öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Menekşeciğim bak ama... Böyle hareketsiz dururken biri onu görüp dürtüyor. Sen miydin o? Ben değildim. Fahriye ablandı o. Menekşeciğim, şimdi babaannen çok yaşlı ya canım. Biz de işte uyudu zannettik. Demek kobur da öldü. Burada. Evet, burada ölmüş. Doğru hissediyorum. Hala burada gibi. Ne saat? Kızım, vallahi bu. Bununla işiniz var. Bu çok bilmiş. Nezahat abla biz kalkalım. Aslı'cığım da yorulmasın. Hadi Neriman kalkalım. Tamam. Kızım söylediklerimi unutma. Beni habersiz bırakma. Tamam. Nasıl çocuk böyle ya? Yasin. Ulan bu kız bu dünyaya senin karnını çekmeye mi geldi? Bak her ne duyduysan eğer... Sen benim kardeşimi sahipsiz mi sandın? Ya yok bak konuşma. Bak gözüme. Bak! Eğer bu işin altından sen çıkarsan... ...bütün mahalleyi başına yıkarım. Anladın mı beni? Ya yok ne alakası var ben bir şey yapmadım. Sen ne duyduysan her... İnşallah öyledir Emre Efendi. İnşallah öyledir. Aşkım sana çok ihtiyacım var. Ne oldu? Yani benim sana her zaman ihtiyacım var tabii de bu defa başka bir şey. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Söyleyeceğim tabii ki ama hemen buluşmamız lazım. Tamam. Ne olmuş dedin? Macit'in bana ihtiyacı varmış, gitmem gerek. Ay ne tatlısınız ya. Bana da ihtiyaç var biliyor musun? Okulda böyle çay taşıyorum, telefonlara bakıyorum falan. Bizim sana her zaman ihtiyacımız var. Ay teşekkür ederim tamam. İyi hadi gidelim o zaman. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada Macit? Ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? Evet. Beni her seferinde daha fazla şaşırtmayı başarıyorsun Macit. Öğrendiğim
kadarıyla sizinle rakibiz. Aynı işe talip olmuşuz. Evet. Gördüğünüz gibi Arcıoğlu olarak bu işte uzun zamandır ilgileniyoruz. Biz de öyle. Anlıyorum. Ama tabii takdir edersiniz ki Arcıoğlu ismi bazı kapıların daha kolay açılmasını sağlıyor. Pelin, lafı uzatmadan buraya bu işten çekilmenizi istemeye geldim de ve rahatla. Açıkçası Macit, senin de burada bu gayeyle bulunmanı beklerdim ama maalesef ki karşımda oturuyorsun. Her zamanki gibi illa işin etrafından dolanacaksın değil mi? Peki ya sen? Babanın, birlikte büyüdüğün arkadaşının, hatta kendi şirketinin karşısında mı olacaksın? Evet. Nadir Bey, müsaadenizle. Hazırlamam gereken önemli bir proje var. Ne diyorduk? En iyisi ben size bir kahve söyleyeyim. Efendim sevgilim. Macit neredesin? Seni bekliyorum sahilde. Geliyorum, geliyorum. Ufak bir pürüz çıktı. Anlatırım gelince. Tamam. Teşekkür ederim. Nadir Bey, aslında buraya geliş sebebim bambaşkaydı. Size makul bir teklifte bulunacaktım. Yani bir şekilde aradan çekilmemizi sağlayacaktı. Evet. Ama şimdi niyetim değişti. Size başka bir teklifim olacak. Neymiş bakalım o teklif? Macit'i işten çıkarmanızı istiyorum. Pelin Hanım, neden böyle bir şey yapayım ben? Çünkü karşında alabileceğiniz çok büyük bir iş var. Macit bu kadar kıymetli mi sizin için? Evet, her şeyden kıymetli. Bu işten çekilirseniz şirketimiz için mükemmel olur. Öyleyse. Ama yine de kararım hayır. Macit bu şirkette kalacak. Yani şirketinize yazık olacak. Çünkü kaybedeceksiniz ve ben de sizi üzüntüyle izliyor olacağım. Bu kadar emin olmayın canım. Tamam. Madem siz de bu kadar iddialısınız, sizinle bir anlaşma yapalım. Buyurun. Eğer ben bu işi kazanırsam, ki kazanacağım, Macit'i işten çıkaracaksınız. Ve ben de işi size vereceğim. Oho, çok hırslısınız. Huyum kurusun. Bir şey soracağım Pelin Hanım. Macit'e duyulan bu kin neden? Herhalde yalnızca şirketten ayrılması olamaz bu. Kin demeyelim buna. Sadece bir ders. Ders? Anlaştık mı? Macit. Korkma canım benim. İyi misin? İyiyim. İyiyim de seni merak ettim. Neydi bana söyleyeceğin şey? Merak etmene, korkmana gerek yok. O güzel gözlerin tedirgin tedirgin de bakmasın bana. Konuşmak istediğim şey buydu. Nedir bu? Bir bak bakalım. Baba. Kerim amca. Ne oluyor kızım? Macit şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim rakibimiz için çalışıyor. Ne? Sen ne diyorsun Pelin? Bizim o almayı istediğimiz büyük iş yok muydu? Rakip firmayı ziyarete gittim. Bir de karşımda kimi göreyim? Macit Bey. Nasıl olur Pelin? Olmuş işte. Kerim, bu nasıl iş? Sevgilim, yavaş. Birdenbire daldın gittin işe. Anlamaya çalışıyorum Macit. Anlamakta sıkıntı olmayacak, ona eminim.
Sen İlhan Pelin olacak mısın, olmayacak mısın, onu söyle. Bilmiyorum. Sevgilim, ben hem İlhan Pelin hem de elim kolum olmanı istiyorum. Çünkü bu işin sunumunu da seninle yapmak istiyorum. Macit, tamam. Ben çizimlerde yardımcı olurum. Ama ben ne anlarım ki elbise tasarlamaktan filan? Sen o güzel gözlerinle şuna bir bak, yeter. Eminim yaparsın. Efendim baba. Macit, sen ne yaptın zannediyorsun? Her zamanki gibi en iyi şekilde işimi yapmaya çalışıyorum baba. Sen ne yapıyorsun? Bak Macit, beni ve ailemizi ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Bunca emeğimize yazık değil mi? Ailemiz demek. Bunca zamandır neredeyim, nerede kalıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum umursamadın. Söz konusu para olunca ailemiz mi oldu? Macit, beni çok kızdırıyorsun. Ben işimi yapıyorum. Siz de öyle yapın. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam anlaşılan babamı rahatsız etmiş. Macit, şimdi seninle babanın şirketi rakip mi? Evet, maalesef. Ben de böyle olmasını istemezdim ama biliyorsun işte. Beni mecbur bıraktılar. O yüzden bu işin önemi 1000 kat arttı. Yani benim ne yapmayıp bu işi almam lazım. Güzel gözüm. Bana senden başka kimse yardım edemez. Zaten peri kızısın. Onu biliyoruz. Peki İlhan Perim de olacak mısın? Olurum. Sen ne istersen olurum. Aşkım. Tutuluyoruz birbirimize. Ne diyor Kerim amca? Dinlemedi değil mi? Dinlemedi. Aklını kaçırmış. O kızın kafasına soktuğu şeyler yüzünden delirmiş. Selim, ben gerçekten bilmiyordum. Şaşırmadım ki. Hiç şaşırmadım. Sen ne zaman Macit'e lafını dinletebildin ki zaten? Bütün tasarım departmanını buraya toplayın. Sen merak etme baba. Bu işi biz alacağız. Macit de tıpış tıpış geri dönecek. Thank you.
Olmuyor mu? Ne bileyim, böyle sanki hah bu tarz benim demesi lazım herkes, değil mi? Lazım. Lazım da işte. Ay ben de bir gram anlamıyorum ki sana kız vereyim. Yani benim için o da, o bulmacada Kadıköy'deki 4 harfli semt. O kadar. Aman Fahriye. Macit işe daha yeni başladı. Bana çok güveniyor. Onun güvenini başa çıkarmak istemiyorum. Ne demek o ya? Ha? Ne demek o? Güvenini boşa çıkarmak filan. Kendine gel. Kendimdeyim zaten Fahriye. Ama Macit'in istediği gibi bir şey çıkmıyor işte. Acı yok Neriman. Anladın mı? Acı yok. O Pelin cadısının karşısında en iyi şeyi yapacaksın. Becereceksin. Sağ ol Fahriye. Çok rahatladım gerçekten. Ne yapayım, motive etmeye çalışıyorum ben. Ya rezil olursun? Ay rezil olmak ne demek Neriman? Bana bak, sen çok yeteneklisin ha. Pırıl pırıldır benim arkadaşım, duydun mu? O yüzden şimdi al bunu. Baştan odaklan. Hı? Odaklan. Aşkım nasıl gidiyor? Kötü. Bir şey bulamadım. Sana inanıyorum ben. Bulacaksın. Söylemesi kolay. Anılar damarlarından akıyor ruhuma. Bunu hatırlıyor musun? İkimizin aşkı gibi sana inancım da sonsuz. Kalbin dinle sadece. Kalbin sana yolu gösterecek. İyi geceler sevgilim. Seni dünyalar kadar seviyorum. İyi geceler. Yan yana.
Neriman'la konuştun mu? Bulabilmiş mi bir şeyler? En son gece mesajlaştık. Sonra birdenbire sesi kesildi. Kızın üstüne fazla mı gittim acaba ya? Yok abicim ya. Ya içine sinen bir şeyler olmamıştır. Yani çalışıyordur. Hemen içini karartma. Umarım. Sonsuza kadar zamanım olsa sonsuza kadar düşünürüm. Ama bugünlük bu kadar. Güzel gözlüme bak. Halletmiş bile. Oo, çok iyi misin? Evet ya. Bak. Vay. Döktürmüş mü mübarek? Harika olmuş. Canım. Canım, beğendin mi çizimleri? Bunlar çok güzel olmuş. Aras da çok beğendi. Ne diyor? Çok güzellermiş. Aras da çok beğenmiş. Ay haspam beğenmişmiş. Sanki Kemal Doğulu. Fahriye. Beğendin mi? Beğenmemek mümkün mü güzel gözlüm? Senin yaptığın her şey çok güzel olur. Canım benim. Sana güzel gözlerinle öyle görmek istediğin için. Öyle geliyor sana. Hadi hazırlan o zaman. Gidiyoruz. Nereye? Sadece çizmekle olmuyor. Daha bu işin hazırlığı var değil mi? Sunum falan. Sunum mu? Sunum ya. Seçtiğim mankenleri ara. Herhangi bir aksilik olsun istemiyorum. Tamam efendim. Leyla Hanım. Bora Bey. Ben artık doğru yanlışı göremez oldum. Lütfen bir de siz bakın. Leyla Hanım defalarca baktık. Evet ama bazı değişiklikler yaptım. Bakayım. Gayet güzel görünüyor. Elinize sağlık. Emin misiniz? Evet. Baksanıza. Sizce de bu işi biraz fazla kafaya takmadınız mı? Evet. Çünkü bu iş sadece bir iş değil. Ya sence böyle mi olmalı yoksa böyle mi olmalı? Bu olabilir. Arkadaşlar bunu not alın. Yeni çizime göre ayarlanacak her şey. Tabii efendim. Neriman. Manken arkadaşımıza kıyafeti nasıl sunması gerektiğini anlatmak ister misin? Ben mi? Evet sen. Tasarım sana ait. Sunumu da sen anlatmalısın bence. Tamam. Tutuluyoruz birbirimize, alev alev ateş gibi.
Neriman'ın burada ne işi var Şahika? Bilmiyorum. Böyle bir şeyden nasıl haberin olmaz? Sonuç her ne kadar belli olsa da adettendir. Başarılar Macit. Bence bu kadar emin konuşma. Bu mahalle güzeliyle mi bu işi kazanacaksın? Ya da bir mucize olmasını mı bekliyorsun? Pelin, haddini bil, canımı sıkma. İşine bak, tamam mı? Hem baş tasarımcımızla konuşurken lafları seçerek konuşmamdan sonra. Anladın mı? Müsaade et. Yazın. Baş tasarımcıymış. Göreceğiz Macit. Pelin Hanım, sakin olun lütfen. Her şey yolunda. Bu işi alıp buradan gidene kadar benim için hiçbir şey yolunda olmayacak. Yine arkadan küçük bir topuz yaparız. Tamam mı? İnsanlar bu işin eğitimini almak için Paris'e, Milano'ya gidiyorlar. Sende bu yetenek doğuştan var. Abartıyorsun sanki biraz. Hayır, hiç abartmıyorum. Ve sakın korkma, her şey yolunda gidecek, tamam mı? İşimizi sağlam almamız lazım Şahika. Anlamadım. Yani bu işi şansa bırakamayız. Onların kazanma ihtimallerini kesinlikle ortadan kaldırmamız lazım. Evet ama nasıl? Ay Macit, ben heyecandan öleceğim. Kızlar ne kadar rahatlar, baksana. Onların işi bu sevgili. Ama sen de rahat ol. Merak etme. Biz bu işi alacağız. Umarım. Kalbime baksana. Git git. Bir tanem. Sunum için hazırız. Buyurun. Hadi bakalım. Pelin Hanım, Arcıoğlu şirketiyle başlayalım. Sunumuna geçebilirsiniz. Bizim hedefimiz iş kadınları. İşten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla, eşleriyle sosyalleşen kadınları düşünün. Sabah seçtikleri kıyafetleri akşam yemeğe giderken de, gece kulübüne çıkarken de giymek istiyorlar. Güzel. Bunlar hiçbir şey. Merak etme. Bizimkiler daha iyi. Bu tasarımları şimdiden mağaza zincirinizde hayal edebiliyorum. Tabii satışlardaki başarıyı da. Ben bakıp geliyorum. Kızlar selam. Burada kazandığınızdan daha çok para kazanmak ister misiniz?
Gördüğünüz gibi ceket çıktıktan sonra kıyafet gece dışarıya çıkmaya uygun bir kombine dönüşüyor. Tabii buna benim bizzat kendi tasarımım olan çantalar da eşlik edecek. Hallettik. Teşekkür ederim. Macit Bey, ND grubun sunumuna da başlayabiliriz. Tabii. Efendim, mankenler gitmiş. Ne? İkisi de gitmiş, yoklar. Tasarımlarımız genç tasarımcı Neriman Solmaz'a ait. Bilmenizi isterim ki biz bugün size herkesle görmeye alıştığınız ve görmekten sıkıldığınız şeyler sunmayacağız. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Kahve almaya gittim. Geldiğimde mankenler gitmişti. Neriman, ne oldu hayrola? Mankenler gitmiş. Aa, nereye gitmişler ya? Manyak mıymış bunlar? Nereden bileyim Şahika? Gitmişler işte. Aman ben ne yapacağım? Modellerimizin son hazırlıkları yapılıyor. Gelmek üzeredirler. Daha bekleyecek miyiz? Macit Bey? Bir sorun çıktı sanırım. Ben hemen ilgilenip geliyorum. Biz koleksiyonumuzda kadınlarımızı bir kalıba sokmak istemedik. İş kadını, ev kadını, akşam dışarı çıkacak kadın veya evde oturacak kadın diye ayırmadık. Bir kadının içindeki güç ne kadar sonsuzsa, bir annenin, bir eşin, bir kız kardeşin sevgisi ne kadar sonsuzsa, biz de tasarımlarımızda kadının bu sonsuz gücüne dikkat çekmek istedik.
Hanım. Pelin Hanım. Bir an heyecandan öleceğim sandım. Sevgilim, mankenlere ne oldu? Gitmeleri gerekmiş. Ama başardık. Senin sayende. Neriman, sen olmasan ne yapardım ben ya? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Hepsi senin sayende oldu. Onu demiyorum sevgilim. Sen olmasaydın bir günümün diğerinden ne farkı olurdu? Aşk diye bir şey tanıyamazdım ben. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Neriman. Hala. Kızım sen hiç akıllanmayacak mısın? Macit gel. Gelemezsiniz. Süper ederim kendimi, bu kapıya giremezsiniz. İçeri değil mi Gülter abla? Gülter Hanım merhaba. İyi günler. Görüşürüz. Yani ikinizde de bir gram akıl yok. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Benim kızım. Baba beni lütfen yalnız bırakır mısın? İyi de ne oldu? Ne yaptınız? Halimden belli değil mi? Kaybettik. Kaybettik işte. Allah kahretsin ki kaybettik. Kızım. Baba lütfen beni yalnız bırak. Konuşacak durumda değilim. Lütfen. Efendim. Pelin Hanım. Nasılsınız? Ben Nadir Demirci. İyiyim. Siz? Gayet iyi. Başarınızı şirket çalışanlarıyla kutlamak yerine benimle mi paylaşmak istediniz Nadir Bey? Yok. Kendinizden çok yemediniz ya. İşi kaybettiniz ama bir sesinizi duyayım dedim. Aslında kaybettik sayılmaz. İşi alan yine bir Arcıoğlu oldu. Anlaşılan siz yalnızca işi kaybetmemişsiniz. Canınız epeyce yanmış. İyi günler Nadir Bey. Şu hale bak, şuraya bak. Daha yeni yapmıştık her şeyi. Ulan insan evladı yapar mı bunu be? Ha? Bir de bu mahalledeniz diye geçinip duruyorlar. Bana baksana sen bana. Sen eksiktin. Ne oluyor kaderim? Sen karışma Cemal. Benim hesabım seninle değil. Bu haydut çırağınla. Kader Hanım sen ne diyorsun? Ne haydutu? Oğluma saldırmış bir mikrop. Şehir eşkıyası. Ne olacak? Hop 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 ağzını topla Kader Hanım. Bir dakika ustacığım bir dakika ya. Bu kadın artık fazla olmaya başladı. Ne diyorsun sen? He? Oğlun gelemedi seni mi yolladı? Benim oğlum sahipsiz değil tamam mı? Şimdi buradan polise gidiyorum. Karakolda anlatırsın derdin artık. İyi. Karakolda anlatırım oğlunla yediğiniz naneleri ha? Ne diyorsun sen be? Bu dükkanı bu hale oğlunun getirdiğini bilmediğimi mi zannediyorsun? He? Aslı'yı yaralamak da cabası. Oğlunu gaza getiren kim? Anası. Anası kim? Sen. Üstüme kuru iftira. Ay başınıza taş düşse bizden diyeceksiniz ayol. Kabahatini sen ne biliyorsun? Sen ne? Bizim süt gibi lekesiz ismimizi senin o pis ağzından çıkan laflar lekeleyemez tamam mı? Cibilliyetsiz süt gibiymiş şimdi ya adamın. Tamam canım. Yeter oğlum yeter.
bana bak. Asma suratını. Neden biliyor musun? Çünkü sen bugün o Pelin cadısını alt ettin. Fahriye halam çok kızdı, farkında değil misin? Aman bakma bir ona, ayıp kızıyor. Canım. İki gıdım suratın güldü. Allah aşkına Asma yine. Neyin var? Bir şeyim yok Fahriye. İnşallah oyuncağınla ilgili değildir. Yok canım. Ne alakası var? Hadi. Şehir eşkıyasının gezenti kardeşi de geliyor. Ay yani Kader abla, durduk yere bela mısın nesin? Oho! Bütün mahalle sizi konuşuyor kızım. Maşallah bekar adamların evlerinde. Kader Hanım ayıp, gerçekten ayıp. Ne? Yalansa yalan de. Hayır yani, bizim nereye gittiğimiz seni ne ilgilendirir ha? Doğru. Beni hiç ilgilendirmez. Ama ben kimi ilgilendireceğini biliyorum. Görürsünüz siz. Nacit. Nadir Bey. Nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz? Nasıl, kız arkadaşın beğendi mi evi? Evet, gerçekten çok beğendi. Tekrar teşekkür ederim. Lafı mı olur? Bak ne diyeceğim. Eğer senin içinde bir sakıncası yoksa bu akşam birlikte yemek yiyelim. Hem kız arkadaşınla da tanışmış olurum. Biz sizi zahmete sokmayalım. Estağfurullah, ne demek. Hem işlerden de laflarız biraz. Peki Nadir Bey. O zaman rezervasyon yaptırıyorum. Aydın. Bak bu iş bir ortaya çıkarsa senin avukatlık hayatın da biter, ben de biterim. Anladın mı? Yanarım. Yaptığımız her şey yasal. Kılıfına uyduruldu. Hiçbir hak iddia edemez. İçiniz rahat olsun. Emin misin? Elbette. Neriman, bir şey diyeceğim. Senin bana söylemediğin bir şey mi var? Hoş geldin Macit. Onun yerine sen mi geldin Fahriye? Hayır, yani valide... Fahriye, bak evime giremiyorum. Babam benimle konuşmuyor falan filan. Yetmez mi? Tamam. Tamam. Tamam canım, tamam. Sen öyle diyorsan, tamam. Aris hocam, hangi mekanlara gidiyorsunuz acaba? Arkadaşımla merak ettik de. Vallahi ben genelde ya arkadaşlarımın işlettiği mekanlarda çıkıyorum. Karaköy'de, Taksim'de falan. Bir gün bizi de götürür müsünüz? Hani sizi dinlemek için. Hello! Merhaba! Bir şey soracağım arkadaşlar, burası kantin yeri mi? Ha? Ha? Değil. Hayır. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle boş beleş sorular için buraya girmiyoruz değil mi? İyi ama hocam. Fahriye Hanım ne derse öyledir. Hadi canım, o yüzden naş. Hadi naş, naş, hadi. Haydi, çocuk bahçesi değil burası. Ay hocam, hangi mekanlara takılıyorsunuz? Ha, biz de götürür müsünüz? Bir de böyle ağzını yaya yaya. Allah'ım çat ağzını bir... Sen de Aras hocam, yani bravo, burada yani. Ne var ya Fahriye? Ya sohbet ediyorduk. Sohbet ediyormuş. Bak bak bak. Kolay gelsin. Neriman. Nasılsın? İşte. Çalışmaya başlayacaktın. Konuşamadık. Evet. Gelmişken konuşalım mı? Olur. Ay, İstanbul'da kaç tane mekan var acaba Aras Bey? Ha, siz oraların demirbaşıymışsınız da. Ya Fahriye, senin de diline düştük ya. Bana bak. Sen gerçekten merak ediyor musun çıktığın barları? Ne münasebet canım. Niye merak edeyim? Hayır yani. Merak ediyorsan götüreyim diyecektim. Beni mi? Evet. Seni. Ya belki Macit'le Neriman da gelir. Böyle dördümüz yani. Evet, ne olacak? İyi, tamam o zaman. Sen onlarla konuşursun. Akşam gelirsiniz. Olur. Tamam. Ben derse kaçtım. O zaman anlaştık. Gelip başlıyorsun. Evet ama... Aması ne? Şinasi biliyorsun Macit'le biz... Yani bu senin için sorun olacaksa...
Sizin durumunuz beni ilgilendirmiyor. Sadece gelip burada çalışacaksın. Anlaştık. Anlaştık. Çok teşekkür ederim Şinas. Neriman. Hayırdır Fahriye, niye böyle sırıtıyorsun? Akşam Aras'ın çaldığı yere gidiyoruz. Sen, ben, Macit. Nereden çıktı? Aras davet etti. İşte gelin dedi, biz de gideceğiz. Ha, şimdi anlaşıldı senin derdin. Aman Neriman ya. Yok canım, ben gelemem. Saçmalama. Alo Macit. Nasılsın güzelim? İyiyim canım, sen? Ben de iyiyim. Bak ne diyeceğim. Bu akşam patronum bizimle yemek yemek istiyor. Yemek mi? Evet canım, hem seninle tanışmak da istiyor. Var ya, Allah aşkına sırasıyla mı geliyorsunuz bana ya? Canım ben gelemem, olmaz. Yani daha yeni yakalandık halama. Biliyorum canım. Ama bu yemek benim için çok önemli. Yok, gelemem Macit. Neriman. İmkanı yok. Borcunu ne zaman ödeyeceksin? Alo. Şayka Hanım, size bir çiçek gelmiş. Ha, tamam, gönderin yukarı. Tamam. Ay, adamın içinden de büyük romantik çıktı. Her gün çiçekler. Selim. Şu Pelin'deki senetler. Ne oldu onlara? Ben de sana ondan bahsedecektim. Kusura bakma, söylemeyi unuttum. Neyi söylemeyi unuttun Selim? Pelin o senetleri başkasına satmış. Ne? Kime satmış? Bilmiyorum. Ama artık senetler bize değil. Haberin olsun. Nereden çıktığımı çok iyi biliyorsun Şayka. Ceza evinden çıktım. Hani o beni hiç ziyaret etmediğin yerden. Çık git buradan. Çık dedim. Aa, insan misafirini böyle mi karşılar? Bak bir sürü masraf yaptım. Çiçek bile aldım. Yürü. Pelin, senetleri kime sattın öğrenmem lazım. Ben de bilmiyorum. Bir aracıyla talip oldular. Ben de devrettim. İyi ama neden? Bunca zaman sonra neden şimdi? Nakde sıkışmıştık. Para gerekiyordu. İyi de benim ve ailemin kaderi o senetlere bağlı Pelin. Kaderimi hiç tanımadığımız birine mi emanet ettin yani? Bunu nasıl yaparsın? Kerim amca, bunu kendini bu duruma düşürmeden önce düşünmen gerekmez miydi? Pelin. Ayrıca size defalarca fırsat tanıdım. Eğer oğlunuza söz geçirebilseydiniz,
şu anda bu durumda olmazdınız. Şimdi lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Çok işim var. Maşallah, iyi yere kapa kapmışsın. Ama sen hiç değişmemişsin. Sen içeride değil miydin? Ya çıktım işte. Yoksa sevinmedin mi? Nereden buldun beni? Şayka, insanın içeride bin türlü dostu oluyor. Bazıları insan kaybediyorlar, bazıları insan buluyorlar. Sağ olsun arkadaşlar çok yardımcı oldu. Elimle koymuş gibi şıp diye buldum seni. Allah kahretsin ya. Ne istiyorsun? Seninle görülecek bir hesabımız var. Para mı istiyorum? Yoksa unuttuğumu mu sandın? Çık git buradan. Seni attırmadan hemen çık git. Çok ayıp ama. İnsan kendi babasını sokağa mı attırırmış? Bunu yapmayacaktın. Buraya gelmeyecektin. Bana bak. Paramı istiyorum. Olmadan da şuradan şuraya gitmem. Herkes bize bakıyor. Şimdi çık. İş çıkışında konuşuruz. İyi. İş çıkışında görüşürüz. Ama sakın bana numara yapma. Seni bitiririm. İnsanın evladına kavuşması gibi yokmuş be. Anlamaya çalışıyorum. Neyi? Bilmem. Üzerimde sihirli bir etkim var. Nasıl anlatayım sana? Kendimi senin yanında hiç olmadığım kadar mutlu hissediyorum. Kompleksiz, huzurlu. İlk defa başıma geliyor. Beni utandırıyorsun Bora. Gerçekten bak, yanından hiç ayrılmak istemiyorum. Mesela şimdi şirkete gideceğim ya, gitmek istemiyorum. Çünkü biliyorum ki orada yanımda olmayacaksın. Sahi sen neden şirkette çalışmıyorsun? Bilmem. Ya hiç aklıma gelmedi. Bölümümde pek ilgili olmayınca. Ne okumuştun? İletişimde değil mi? Evet. Şirketin reklam işleriyle ilgilenebilirsin aslında. Olur mu ki? Neden olmasın? Macit, ben çıkıyorum artık. Akşam için rezervasyon yaptırdım. Bir sorun yok, geliyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Sorun yok. İyi, o zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Avriye. Hadi asma suratını böyle. Gelemiyorsam gelemiyorumdur. İki saattir yani büzdüm dudağımı sezercik gibi duruyorum. Hiç mi etkilenmedin ya? Sanki neden gelemediğimi bilmiyorsun. Ya bak hem beni ekiyorsun hem de Aras'la Macit'i ekiyorsun. Bir daha düşün istersen. Ya neyse sen beni boş ver de. Sen nasıl çıkacaksın evden hiç düşündün mü? Thank you.
Hatırlıyor musun Nazan? Kızımız Neriman doğduğu gün bana Faiz, kızımızı kucağına al. Onun kokusunu ciğerlerine çek demiştin. Kucakladım. Minicik tabii, el kadar. Ufacık. Sonra senin gözlerine baktım. Sen o güzel gözlerinle bana bakarak Faiz bu anı hiç unutma demiştin. Kızımızın kokusunu hep hatırla. Bir gün olur da kızımız seni üzerse, yoldan saparsa şayet hep bu anı hatırla. O seni ne kadar üzerse üzsün, sen ona hep merhamet göster. Sözümü tutamadım. Sözümü tutamadım Nazan. Kızımız beni öyle üzdü. Öyle yoksaydı ki onu affedemedim. Keşke şimdi sen burada olsan da bana yol göstersin. Maşallah abim benim. Ne istiyorsun Fahriye? Sadede gel. Çok mu bellettim ya bir şey istediğimi? Şey, benim ilkokul arkadaşım vardı hani. Selma. O kim be? Çok komik ya. Biz bütün sınıf fitlenmiştik de sonra meğer bu Selma'dan bulaşmış hepimize falan. O ortaya çıkmıştı. O Selma. Hatırlamıyorum. Bak ya. İnternetten dürtüp durmuştum bir ara Selma'yı milyonlarca kez. Ha? Ne olmuş? İşte Selma evleniyor, beni aradı. Fahriye dedi, seni çok özledim canım arkadaşım dedi. İşte sensiz düğün müğün yapamam dedi. Ondan sonra işte bir ailenin saadeti söz konusu sonuçta Cihan. Ben de geliriz deyivermiş bulundum. Olmaz. İşte Neriman'la biz akşam oraya gideceğiz. Olmaz dedim. Nasıl olmaz ya? Cihan... Ya hayırlı bir iş bu. Bak bir yuva kurulacak. Ona şahitlik edeceğiz. Cihan bak aradı kız beni. Geliriz dedim. Kız aradı beni Cihan. Ne olur çok ayıp olur. Abi abi. İyi tamam. Geç kalma yalnız akşam eve. O de be. Canım benim. Tamam cıvıtma hadi. Allah Allah. Cihan ne yaptın oğlum? Halledebildin mi? Hallettim usta hallettim. İyi o zaman ara da Aslı'yı gelsin görsün kızcağız. Ama Macit, bak senin beni dinlemen lazım. Neriman. Sevgilim, ne deseydim? Adam benim patronum. Yemeğe davet edince ben de evet demiş bulundum. Ama ben gelemem ki. Sevgilim. Bu kadar aşık olduğun, sevdiğin kızı ben de tanımak isterim dedi. Ben de tamam dedim. Macit, olmaz. Hayatım alt tarafı bir yemek. Ama Macit yani senin şimdi alt tarafa bir yemek dediğin yere benim gelmem için bir sürü dil dökmem gerekiyor biliyorsun. Sevgilim. Ayarlayamaz mısın ya? Gerekirse alana söyle. Gerekirse Macit beni yapıp bırakacak diye lütfen. Macit zaten sıkıntı sensin. Sevgilim bak bu yemek benim için önemli. Of. Ama erken döneceğiz tamam mı? Tamam. Kimsenin haberi olmayacak söz veriyorum. Tamam mı? Tamam. Akşam gelip seni alacağım. Tamam. Akşam yemeğe mi gidiliyor? Evet. Ha benimle gelinmiyor ama yemeğe gidiliyor öyle mi Neriman? Fahriye erkenden gidip geleceğiz. Hem Aras geç çıkar sahneye. Ben Aras'ı dinlemeye gitmiyorum ki. Ben Selma'nın düğününe gidiyorum. Selma kim? İlkokuldan arkadaşı. Fahriye anlamıyorum.
abimden Selma'nın düğününe gitmek için izin aldım. Hatta çok özür diliyorum ama ikimiz için aldım cicim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden benden önce o eve asla giremezsin. İmkansız. Aslı. Vallahi çok çalıştık, çok terledik ama eskisinden daha güzel oldu be. Camları taktık, dolapları yerleştirdik. Cillop oldu yemin ediyorum, cillop, cillop. Vallahi bunca yıllık ustasıyım. Camın ilk defa bu kadar çok çalıştığını gördüm. Yalan yok. Yemin ediyorum var gücüyle çalıştı çocuk. Ama hepsi senin için aslında. Gerçekten çok uğraşmışsınız. Yani benim için bu hayatta daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir iyilik bu. Sağ olun. Lafı bile olmaz kızım. Ama ben galiba yapamayacağım. Yani belli ki bana rahat vermeyecekler. Durup dururken de sizin huzurunuzu kaçırmak istemiyorum. Aslı bak dinle şimdi. Hayır siz dinleyin. Bakın ben Kosgep'ten aldığım bütün krediyi başınıza açtığım masrafları karşılamak için kullanacağım. Yani ne gerekiyorsa ödeyeceğim. Aslı kızım bak bunu duymamış olayım. Senden para falan isteyen mi var? Aslı bak. Aslı geçmiş olsun kızım. Sağ ol Nusbe teyze. Biz de geçmiş olsun hayırlı olsun demek için geldik evladım. Cemal Usta dükkanda el işleri olacak demişti. Biz de ne var ne yok toplayıp geldik. Bizim pek bir şeyimiz yok ama kızım al bunları. El emeği, göz nuru satabilirsen ne âlâ. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. İyi olur inşallah. Vallahi bravo size. Tebrik ederim yani Aslı gördün mü bak hepsi senin için geldiler. Aslıcığım bu kadar insana yüz çevrilmez. Sen şu işi bir daha düşün. Sadece kendin için değil. Mahalledekilere de ekmek kaynağı olacaksın. Vallahi ne diyeceğimi, nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sağ olun. Vallahi bize teşekkür etmek yerine işine sahip çıkacaksın. Vazgeçmek yok, tamam mı? Tamam, vazgeçmek yok. Ya hadi dükkana o zaman, hadi, hadi, hadi. Hadi. Sağ olun. Göstereceğim mi kendini? Bir görürlerse görsünler. Babanım ben senin kızım. Baban, baban. Yürü hadi yürü. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Gülter. Bütün gün nerelerdeydin merak ettim seni. Nazan'a gittim. Akşam yemeğe davet ettim. İyi etmişsin. Şey diyecektim. Neriman'ı da mı çağırsak? Hani hep birlikte sen, ben, Şahika, Neriman, Nezahatler. Şöyle güzel bir yemek yesek. Anladım abi. Alo? Alo hala? Efendim? Benim sana bir şey söylemem lazım. Biz Macit'le bu akşam yemeğe çıkacağız. Ne? Ama ay ben sana ne dedim sabah? Dedim ama işte bu Macit için çok önemli hala. Yani biliyorsun babama kendini ispat etmesi lazım filan. Ama yani. Hadi hala ya sen idare edersin kesin beni. Tamam bak ben şimdi kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Ne oldu Gülter? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Biraz önce bağırdın ya. Aman canım bizim dedikoducu Afet. Önemli bir şey değil yani. Arası söylemedin. Fahri yemek için izin alamadım. Tabii ya. Tabii. Ben senin şu kadarcıktan arkadaşınım. Beni hep ikinci plana at olur mu? Tamam. Tamam kabul. Sen yemeğine git. Akşam da eve gittiğinde Cihan'a Fahriye eğlenceye gitti dersin. O da beni bir güzel tencerede kaynatır. Fahriye. Tamam geleceğim. Hey.
Fahriye. Bak biz yine yanlış yapıyoruz ha. Kesin başımıza bir iş alacağız yine. 40 yılın başı bir yere gidiyoruz. Hiç bir şey olmaz. Of. Nasıl olmuşum? Garip olmuşsun. Olmamış mı? Olmuş mu? Biliyordum ya. Sen bu Aras'a aşık mı oluyorsun Fahriye? Hayır canım, ne alakası var? Yani ben böyle ortama ayak uydurayım diye böyle şey ettim. Yani ne bileyim işte, davul bile rengi rengine sonuçta. Kuzum benim. Bak sen zaten çok güzelsin. Ya böyle böyle şeyler giymene gerek yok ki. Aç onu da. Alo. Sevgilim, geldim ben, mahalledeyim. Tamam, tamam, ben de geliyorum şimdi. Tamam canım, bekliyorum seni. Macit gelmiş, ben gidiyorum Fahriye. İyi de ben ne giyeceğim şimdi? Neriman? Macit. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim de benim içim çok rahat değil Macit. Neden? İzin almadın mı? Söyledim ama. Tamam sevgilim, merak etme. Korkulacak bir şey yok. Hadi gidelim. Olmaz öyle. Bana bak Şahika. Bende peşrep olmaz. Bunun için söyleyeceğim lafı evirmeden, çevirmeden söylerim. Param nerede? Şahika! Param nerede diyorum? Çıldırtma beni, cevap ver! Yok. Ne demek yok lan? Ya yok işte, para mara yok. Lan ben bu kadar sene hapiste sen o parayı yiyesin diye mi yattın? Ne yemesi ya? Bana bak Şahika. Param nerede? Paramı ver. Yoksa evlat memdat anlamam. Buhar buhar seni. Ne kaptırdın lan parayı? Öldürürüm buhar seni. Öt ulan. Ekrem'e verdim. Ne yaptın? Allah kahretsin seni ya. Ulan dünyanın bütün gerizekalıları birleşse senin yaptığın gerizekalılığı yapmaz. Nasıl Ekrem'e parayı verirsin ya? Biz o para için neler çektik? İlla adama da nasıl verirsin parayı? Başka çarem yoktu, tehdit ediyordu. Bana bak Şahika. Ya o parayı bulursun ya da polise gider. Senin de bu işin içinde olduğunu anlatırım. Ne diyorsun ya? Ona bak lan. Ben o para için içeride yattım. Para yoksa içeride yatma sırası senin. Tamam mı canım kızım? Bunu yapamazsın. Sence? Ben nereden bulacağım o kadar parayı? Bayağı güzelmiş. Bu borcunun bir kısmını karşılar. Ya hediye o, ver onu bana. Hediye? Kimden hediye? O heriften mi? Hangi heriften? O heriften işte. Patronundan. Orada burada buluştuğun heriften. Sen beni takip mi ediyorsun? Bir baba kızının kimlerle takıldığını bilmek ister, değil mi? Bana bak Şahika. Sana 2 gün müddet. Ya o parayı bulursun ya da olacaklara karışmam haberin olsun. Şahika yok mu Gülter abla? Düğünde de göremedim ama. Bu aralar çok çalışıyor. Neriman da yok galiba Faiz Bey amca. Biz onlarsız başlıyoruz ama. Ne oldu ya? Yanlış bir şey mi söyledim? Neriman... Neriman bu sofradan kalktı Hasım.
bir daha oturmamak üzere kalktı. O bu sofradan kalktı. Aç ve nacar kalan biz olduk. Onun için artık bu sofra yok. Bizim için de o. Benim bildiğim Neriman'ın bu sofradaki yeri her zaman sizin yanınızdır Faiz amca. Oradan bir yere kımıldamaz. Asla. Bakın ben de anne oluyorum. Biliyor musunuz insanın bazı arkadaşları vardır. Keşke onun gibi bir çocuğum olsun dedirtir insana. Hani keşke ona benzese. Onun kadar iyi bir evlat olsa. İşte benim için o arkadaş Neriman Faiz amca. Yani ben çocuğumun beni, Neriman'ın sizi sevdiği kadar sevmesini o kadar çok isterim ki. Size afiyet olsun. Mahalleden uzaklaştık. Elini tutabilirim herhalde. Orada. Nadir Bey. Naci. Tanıştırayım. Neriman. Nadir Bey. Memnun oldum. Memnun oldum. Hoş geldiniz Kerim Bey. İnce Hanım nerede? Çalışma odasındaydı efendim. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Seni dinliyorum Kerim. Şey. Nadir Bey evi ne kadar çok beğendiğinden bahsetti. Evet, çok beğendim. Beğendiğinize sevindim. Malum bir ev yalnızca bir beton yığını değildir. Evin bir mahremiyeti olması gerek. Bazen pencerelerinizi kapatsanız da, kapılarınızı kilitleseniz de, ne bileyim perdelerinizi örseniz de o evin mahremiyeti bozulabilir. Bozulur da. Birileri sırlarınızı öğrenir, üzülürsünüz. Tabii. Haklısınız. Bazı şeyler mahrem kalmalı. Aynen öyle. Ben diyecektim ki... Ne söyleyeceksin Kerim? Ben aslında seni merak etmiştim. Son günlerde biraz garipsin. Bir sorun var mı diye merak ettim. Onun için gelmiştim. Oğlumuzun evini, işini bırakıp gitmesinden başka bir sorunumuz yok Kerim. O da senin umurunda olmadığına göre. İnci, tekrar başlama. Neden umurumda olmasın? O zaman başka bir soruna gerek yok Kerim. Müsaadenizle. Ben de babaya kadar gidip geleceğim.
Nadir Bey, ne yapıyorsunuz böyle? Macit'e ne kadar zarar verebileceğinizin farkında değil misiniz? Neden böyle konuşuyorsunuz Neriman Hanım? Size göre gerçek olan şeylerin. Yok yok, benim gerçek olduğuna inandığım şeylerin. Sizin bu şüpheleriniz Macit'in yıkılmasına sebep olabilir. Bazen her şeyi yıkmak gerekir Neriman. Bazen de her şey olayım derken hiçbir şey olur insan Nadir Bey. İnci seni bayağı etkilemiş anlaşılan. Halbuki senden pek hoşlanmadığını duymuştum. Her neyse, bak ben... Nadir Bey, inanın siz beni ilgilendirmiyorsunuz. Ben sadece Macit'i düşünüyorum. Lütfen Macit'ten uzak durun. Lütfen. Bunu nasıl yapabilirim? O benim... Macit geliyor. Macit, kalksak mı? Neden? Fahriyelerin yanına da uğrayacağız ya. Geç oldum. Programınız mı vardı? Evet. Zaman nasıl geçtiğini anlamadık. O zaman benim için programınızı bozma. Ay, Aras, çok beklettin mi? 35 dakika 47 saniye kadar. Yuh, saat mi tuttun? Hadi hadi, atladı gidelim. Bir dakika, bir dakika, bununla mı gideceğiz? Beğenemediniz mi hanımefendi? Aras'cığım, taksiyle falan gitseydik hem yani bir gören olacak. Ayrıca bu iki kişi taşıyor mu? Ya taşır Fahriye, merak etme. Hem önce emniyet. Bunu takınca astronot gibi olursun. Kimse tanımaz seni. Ay al tak şunu Aras, kamuflaj olsun hemen. Vallahi hiç anlamayız, mahallenin dedikodu sütunlarına düşeriz maazallah. Oldu mu? Oldu. Oğlum hakkınızı ödeyemem. Vallahi ödeyemem. Aslı için yaptıklarınız. Lafım olur kardeşim. Yapacağız tabii. Aslı da bizim bacımız değil mi? Bu tadilat işleri bayağı yıpratmış seni. He? He. Oluyor öyle ufak tefek kazalar ya. Yüzün öyle demiyor Cihan. Canım sıkkın diyor. Canım yanıyor diyor. Canımızın acısından değil be kardeşim. Onun ilacı yok. Alışacağız ama. Alışacağız. İyi akşamlar anne. Ah iyi akşamlar. Kızım neredesin? Herkes seni sordu. Bahane uydurmaktan bıktık. Fani Allah aşkına başlama gene ya. Keyfimden mi geç kalıyorum? Çalışıyorum. Şahika. Şahika kızım. Buyur Faiz dayı. Bu vakte kadar bir şey söylemedim kızım. Ama bu geç kalmalar biraz fazla olmaya başlamadı mı? Biliyorsun çalışıyorum. İş. İyi ama evde yanımızda olman gereken zamanda yoksun kızım. Buna artık bir çeki düzen vermek lazım. Vallahi ben en azından mahallede erkek arkadaşımla dolaşmıyorum. Çalışıyorum. Kızım neydi o öyle? Ne biçim konuşuyorsun sen dayınla? Ay ne bileyim anne ya. Zaten canım sıkkın. Öyle sinirle çıkıverdi ağzımdan. Ne sıkıntısı? Ne olur başımıza iş açma. Şey...
Benim biraz borcum var. Kime? Ay ne önemi var kime olduğunun ya? Tanıyacaksın sanki. Önemli olan bir an evvel ödemem gerektiği. Hay Allah. Ya kaç para bu borç? Yani az değil. Benim bir kenarda 300 liram var. O yeter mi? Yeter anne. Biraz eksik ama yeter. Sevgilim. Neriman. Daldın gittin. İyi misin? Hı hı. İyiyim. Hiçbir şey söylemedin. Neyle ilgili? Geceyle ilgili. Patronumla ilgili. Macit. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ama yerimi bilmiyorum. Bana kızar mısın, kızmaz mısın onu da bilmiyorum. Sevgilim söyler misin? Lütfen. Nadir Bey. Yani senin patronun. Belli ki çok iyi, çok saygın bir adam. Ama senin bir şirketin varken, senin işin dururken... Neriman, annem gibi konuşacaksan... Yani şunu diyorum. Hani senin şirketin dururken gidip başkasının yanında çalışmak sence ne kadar doğru? Sevgilim, benim şu hayatta tek bir isteğim var. O da seninle iyi bir hayat kurabilmek. Bunu bu işle sağlayacaksam öyle olacak. O yüzden senden rica ediyorum bir daha bu konuyu açmayalım. Olur mu? Lütfen. Tamam. Selam Yıldırım abi, nasılsın? Sağ ol Arasım, hoş geldin. Hoş bulduk. Aras, ne haber tatlım? İyilik senden. İyilik işte ya, Ayşegül gel dedi, geldik. Aras, hoş geldin. Hoş bulduk. Görüşürüz. Aras. Neredesin sen ya? Yok oldun. İnzivaya mı çekildin? Ne yaptın? Ya geldim işte ya. Adamı sorguya çekmeyin. Bak ya yine kul kul tavır var. Hiç değişmeyecek misin tatlım sen? Yoz yoz ortamlar tabii. Fahriye. Niye kaldın burada? Gelsene. Yok canım, ben senin tont işlerine yalnız bırakayım. Görüşürüz kızlar. Burası mı? Bilmem. Burası tamamdır. Biz doğru yere geldik de sen burada değilsin sevgilim. Ne var biraz yüzün gülse? Bak birlikte dışarıya çıktık ki bunu sık sık yapamıyoruz. Birazdan içeri girip müzik dinleyeceğiz. Arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Belki dans edeceğiz. Ne oldu Neriman? Anlatmıyorsun da. Macit biliyorsun ben böyle yerleri çok sevmiyorum. O halde bir sıkıntı yoksa yüzün biraz gülsün. Hadi gül biraz. Maşallah. Geliyorum. Meyvesi iyi değil mi? Aha. Yine bıraktı beni burada kuş gibi. Cık.
iyiyiz. Aras nerede? Şurada. Hayranlarına imza dağıtıyor. Bak sen. Aras. Ne haber? İyi senden. Ne haber? Aras? İmza işleri nasıl gidiyor? Yapma Macit ya. Nezahat. 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 Efendim Asım. Menekşeyi yatırdım. İyi yapmışsın. Sen uyuyacak mısın karıcığım? Evet. Şey diyecektim. Baba benim uykum kaçtı. Kızım anne babanın odasına damdan düşer gibi girilmez. Kendi odamda uyuyamadım. Sizinle uyuyacağım ben. Yavrucuğum bunu daha önce de konuşmadık mı? Bugün olmaz demedin mi? Bu ne? Ben korkuyorum. Ay gel canım gel. Ben kıyamam sana. Gel. Gel. Gel tatlım. Yatarız beraber ne olacak? Baba ben burada sıkışırım. Nezahat abla gitsin. Kızım. İyi Asım. Tamam Menekşeciğim. Tamam tatlım ben giderim. Salonda uyurum siz rahat rahat yatın burada. Tamam. Nezahat. İyi geceler. Nasıl oldun bakalım Aslı Gazi? İyiyim iyiyim merak etme. Her şey yolunda. Ağrım da kalmadı. Şükür. Minik nasıl? Vallahi henüz hiçbir hareketlenme yok. Şu hale bak be. Annemle ablam olmayınca ev bomboş. Vallahi evi uzun zamandır hiç bu kadar boş görmemiştim. Aynen. Annem şimdi Bilge halanın yanındadır. Ablam da kendi evinde. Desene baş başa kaldık abi kardeş. Vallahi öyle oldu. Nasılsın? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Ya abi ben bugün dükkana gittim. Dedim ki vazgeçtim. Yapamayacağım dedim. Sonra bir baktım mahalleden birkaç kadın. Cemal Usta, Cihan, ablam. Herkes didiniyor ben bir şeyler başarayım diye. Sonra dedim ki bu insanları yüzüstü bırakma Aslı. Pes etme ya. Ne olursa olsun devam et dedim. Aynen. Ay be yürü be Aslı kim tutar seni. Bak sadece onlar değil. Abin de arkanda. Hele şimdiden sonra daha fazla gurur meselesi yapıp o dükkanı coşturmalıyız. Hiç merak etme. İnşallah. Sen nasılsın abi? Yani Neriman konusunda. İyi olacak. Abin çok iyi olacak Aslı. Sevdiniz mi burayı? Hoş mekan. Sürekli burada mı çıkıyorsun? Yani arada takılıyoruz. Başka nerelerde takılıyorsun? Neriman neyin var? Bir şeyim yok abi ya. Geldik işte. Emin misin? Yani böyle uzak diyarlarda gibisin de kötü mü geçti yemek ne oldu? Ay Fahriye neler oldu be bilsen. Müsaadenizle. Bol şans. Hadi beyler.
senden bir şey rica edebilir miyim? Neymiş? Bana yarın Neriman'ın kimliğini getirmen lazım ama gizlice. Ay ne yapacaksın Neriman'ın kimliğini? Bu şarkı bugün benimle olan yeni dostlarıma gelsin. Şeyden çok seviyorum. Ne yapıyorsun kız? İç. Kimin çantası o? Ay Neriman'ın. Burada unutmuş aşkın. Ha. Ha denmez Cihan. Anladım denir. Fahriye sabah sabah asabiyetimi bozma benim ha. Zaten yeni uyandım gerginim. Ay senin gergin olmadığın bir zaman dilimi var mı acaba?
Siz dün akşam niye o kadar geç geldiniz? Biz mi? Fahriye, burada başka biri mi var? Biri mi var? Fahriye! Pırtlatma gözlerini öyle Cihan. Dün akşam niye o kadar geç geldiniz? Hayır, düğün dediğin kaçta bitiyor ben bilmiyorum yani. Ben nereden bileyim kaçta bitiyor? Kız ısrar etti, illa kalın dedi. Sonra evine falan gittik. Ay sen de sabah sabah sorgu memuru gibi. Çabuk işine git Cihan, çabuk. Tövbe tövbe ya. Çantamı bulamıyorum. Nerede? Burada değil. Burada değil. Orada. Gördüm ben orada. Bulamıyorum. Yok. Ay bilmiyorum ki canım benim. Ben biliyorum orada bir yerde. Yok Fahriye yok. Bulamadım işte. Bilmiyorum canım. İşte burada Fahriye. Aa orada mıymış? Ay. Anneannem ne derdi biliyor musun? Böyle biz bir şeyleri kaybettiğimiz zaman şeytanın üstünde otururmuş. Ondan bulamazmışız biz. Ben bir dışarı çıkacağım. Nereye? Öyle. Dışarı. Bir şey diyeceğim sana. Sen dün bana barda böyle neler oldu bir bilsen falan dedin. Ne oldu? Hiç önemli bir şey değil. Boş ver. Ben sonra gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. Ajanlık ne zor işmiş arkadaş ya. Ama yaptım. İnci Hanım, hemen buluşmamız lazım. Ne var, ne oldu Neriman? Yok, telefonda anlatamam. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Çok önemli. Tamam. Hemen geliyorum. Nerede buluşalım? Kahvaltı hazır kızım. Yok anne ya. Yemeyeceğim ben. Ay olur mu öyle her gün yemeyeceğim? Şahika. Al kızım. 50 lira daha buldum. 350 lira oldu. Borcunu ver, kimseye borçlu kalma. Anne ben... Aman kızım ne olur dikkat et, kaybetme. Sağ ol. Fahriye tamam mı? Getirdin mi? 007 Fahriye emrinizde. Bir tanesi Fahriye, teşekkür ederim. Ay Macit, belki şu nikah kıyınca böyle bütün problemler bir anda çözülür. Ha? Sonuçta ne demişler? Her nikahta kiremit vardır. Keramet o Fahriye, kiremit değil. Neriman neyse işte keramet. Ay kıyamam, Neriman da kaç gündür yüzü asık, senin sayenden yüzü gülecek. Umarım. Ve umarım hanımefendi teklifimi kabul eder. Eder tabii eder. Neyini etmeyecekmiş. Tekrar teşekkür ederim Fahriye. Görüşürüz. Görüşürüz. Kız. Ne konuşuyordunuz öyle? Hiç. Sürpriz. Yani sürpriz yapıyoruz. Ha. Ne sürpriziymiş bu? Aman yakın herkes öğrenecek zaten. Neriman'la Macit evleniyorlar. Macit nikah günü almaya gitti. Nasıl ya? Basbayağı bildiğin evleniyorlar mı? Evet. Peki Faiz dayımın bundan haberi var mı? Yani işte orası biraz karışık ama... Ne demişler şarkıcım? Nikahta keramet vardır. Ya? Neriman. Ne oldu? Beni apar topar çağırdın. Yoksa Macit bir şey mi öğrendi? Öğrenmedi ama her an öğrenebilir İnci Hanım. Ne diyorsun Neriman?
Buyurun gelin otur. Ne olur korkutma beni. Ne oldu anlat. İnce Hanım, Macit yeni bir işe başladı. Evet biliyorum. Bu muydu söyleyeceğin şey? Hayır, işiyle ilgili değil. Patronuyla ilgili. Nasıl yani? Macit'in kimin yanında çalıştığını biliyor musunuz? Nadir Bey'in yanında çalışıyor. Yani babasının. Diyorsun Neriman, nasıl olur böyle bir şey? Evet İnce Hanım, maalesef her gün birbirlerini görüyorlar, her gün birbirlerine selam veriyorlar. Peki sen nasıl öğrendin? Dün akşam Macit beni aradı. Patronu yemek yemek istiyormuş ve aynı zamanda benimle de tanışmak istiyormuş. Gittim ve Nadir Bey'le karşılaştım. Resmen bizimle oynuyor. Ateşle oynuyor. O kadar çok korktum ki bir şey söyleyecek diye. Macit. Macit biliyor mu Nadir'in kim olduğunu? Bilmiyor. Ama her an öğrenebilir. İnce Hanım, Macit'e bunu siz söylemeniz lazım. Yok. Hayır. Olmaz. Yapamam. İnce Hanım, Macit'in bunu öğrenmeye hakkı var. Ve eğer sizden öğrenmezse her şey Macit için çok daha kötü olacak. Ben bir çaresini bulacağım. Sen sakın bir şey söyleme. Lütfen. Sevgilim, sana bir sürprizim var. Mahalleye geliyorum. Yok, mahalleye gelme. Bir yer söyle, orada buluşalım seninle. Tamam. Sanacak'ta buluşalım mı, olur mu? Tamam, olur. Görüşürüz. Görüşürüz. İnce Hanım, Macit benimle görüşmek istiyor. Şirkete gitmemiş mi? Gitmemiş. İnce Hanım, nereye? Nadir'le konuşacağım. Buna bir son vereceğim. İnce Hanım, sizin konuşmanız gereken kişi Nadir Bey değil. Macit. Evet, seni dinliyorum Şahika. Bu çok önemli dediğin mesele nedir? Pelin Hanım. Yani... Evet, söyle Şayka. Neriman'la Macit evleniyorlar. Macit bugün nikah için gün almaya gitti. Söyleyeceğin şey bu muydu? Şaşırmadınız mı? Macit ve Neriman ara sıra evlenmeyi denerler Şayka. Ama sonra başaramazlar. Vallahi bence bu sefer durum ciddi. Onu nereden çıkardın? Çünkü... Macit ev tutmuş. İş de bulmuş, çalışıyormuş. Sanki bu sefer ailelere sormadan, kimseye danışmadan evlenecekler. Anlayacağınız durum ciddi. Anlaşıldı. Çıkabilirsin. Şahika, odama kadar gelir misin? Tabii. Bak görürsün, burada çalışmak senin için de şirket için de çok iyi olacak. Öyle mi diyorsun? Yani babamı bir sorsaydım, belki istemez burada olmamı.
Neden istemesin? Bence çok sevinecek. Hem sürpriz yapalım diyorum. Bir gün geldiğinde burada seni çalışırken görsün. Eminim çok sevinecektir. Ben yine de babama bir danışayım bu ara. Peki sen bilirsin. Şayka, bu aralar hiç iyi görünmüyorsun. Kendinde değil gibisin. Bir şey yok. Siz öyle gelmiş Selim Bey. Benimle her şeyi konuşabilirsin. Biliyorsun. İlginiz için çok teşekkür ederim. Ama ben gerçekten iyiyim. Peki. Ben o zaman işimin başına döneyim. Duygu, iyi misin? Değilim Bora. Hiç iyi değilim. Ne oldu? Babanla mı tartıştınız? İnci Hanım gelmiş. İnci mi? Evet efendim. Ha, bir de güvenlik sana haber verdiler. Kerim Bey de onun peşinden içeri giriş yapmış. Peki, İnci Hanım'ı gönderebilirsiniz. Kerim Bey'den de gözünüzü ayırmayın. Tamam efendim. Nadir. Oho. Seni burada görmek ne güzel. Neriman haberi yetiştirmiş sana. Seninle tek bir şey konuşmaya geldim Nadir. Oğlumdan, benden ve ailemden uzak duracaksın. Bu dediklerini niçin yapacakmışım İnci? Hı? Çünkü sandığın gibi Macit senin oğlun falan değil. Öyleyse niçin korkuyorsun? Macit benim oğlum değilse bu korkunun anlamı ne? Yeter! Yeter artık. Her şeyi mahvedeceksin. Çık hayatımızdan. Git. Ayrıldın mı yoksa? Seni buraya bunun için çağırdım. Hayatımızı mahvetmeye ne hakkın var Nadir? Nereden geldiysen, bunca yıl nerede yaşadıysan oraya geri dön. Herkes kendi hayatını yaşasın. Bırak bu işin peşini. Ya benim hayatım ne olacak İnci? Bunca yıl cehennem ettiğiniz bu yaşamım ne olacak benim? Bütün bunların hesabını sormayacağım mı zannediyorsun? Neyin hesabı bu? Her şeyi yapan sensin. Bir de kalkmış benden hesap mı soruyorsun? Bak, gerçekleri öğrenince ayaklarıma kapanıp benden özür dileyeceksin. Ben hiçbir şey için senden özür dilemem Nadir. Bana neler yaşattığını bir Allah bir de ben bilirim. Macit'le bütün ilişkini keseceksin. Benden de oğlumdan da uzak duracaksın. Anladın mı? Bir kez daha söylüyorum İnce. Eğer Macit benim oğlum değilse bu korkunun nedeni ne? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum Nadir. Hiçbir şeyden. Sadece senin hastalıklı fikirlerinle oğlumun kafasını karıştırmanı istemiyorum. O kadar. Şimdi Macit'le bütün ilişkini kesiyorsun. Oğlumdan ve benden uzak duruyorsun.
Hepsi bu. Bitti. Neriman, sevgilim, sana bir yüzük vermiştim. Saklıyor musun onu? Saklıyorsun. Saklıyorsun çünkü gözlerine her baktığımda sana inandığımı biliyorsun. Saklıyorsun çünkü bütün dünya karşımda dursa da senden vazgeçeceğimi çok iyi biliyorsun. O yüzüğü bir gün karım olarak takacağına inanıyorsun. Macit. İşte kimini bu yüzden aldım. Nikah günümüzü almak için. Evleniyoruz Neriman. Hayallerimiz gerçek oluyor.